zor bir maç oldu. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Gerçekten burada 10 kişi oynamak kolay bir şey değil. Ama kenetlendik. İyi defans yaptık. Atağa çıktığımızda biliyorduk çok şansımızın olmayacağını ama onları değerlendirmek zorundaydık. Öyle de yaptık. Her gittiğimiz pozisyonu gol yaptık diyebilirim. İyi oynadık gerçekten takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çünkü 10 kişi 45-50 dakika 10 kişi oynamak kolay bir şey değil. Çok koştuk ama bunun da neticesini aldık. Allah'ın bir işaretiydi gibi bir şey. Maç orada döndü. Ondan sonra kenetlenmeye başladık. Direkt de golü bulunca, 1-1'i bulunca biz orada artık birlik, beraberlik havası oldu ve bu maçı çevireceğiz diye kenetlendik. Sözleşmem uzadı. Onu daha doğrusu Ceyhun abiyle konuşun veya başkanla konuşun. Yeni kontratla alakalı ben fazla konuşmak istemiyorum. Ben Beşiktaş'ı en yüksek yerlerde bu sene bitirmek istiyoruz. Benim aklımda sadece o var. Ben de bunu gollerimle ve iyi oyunumla göstermek istiyorum. Kontrat şu an ikinci planda. Ya şöyle, Beşiktaş'ta oynarsan her zaman gelir böyle bir skor aklına. Çünkü tarihte böyle maçlar var. 10 kişi kalıp da 4 attığımız maçlar var. Bugün de öyle bir şey yaşandı. O yüzden biz 10 kişi kaldığımızda bile bu maçı çevireceğimizi kenetlendik ve inandık. Öyle de oldu. Ya geçen bir istatistik okudum. 29 veya 30 tane farklı takıma gol atmışım. Bir Fenerbahçe'ye atamamışım. Öyle bir şanssızlığım vardı. Onu bugün vallahi maç öncesinde kendime bir söz verdim. Allah şükür de tuttu. Burada iki gol atmak gerçekten çok güzeldi. Üstelik 3 puan almamız da ayrıca beni mutlu etti. Teşekkür ediyorum onlara da. Çünkü dediğim gibi bugün elimden geleni yaptım. İyi de maç çıkardığımı düşünüyorum. Onlar da bana alkışla cevap verdi. Ben de onları alkışladım. Fenerbahçe büyük bir camia. Böyle bir jest yapmaları benim de hoşuma gitti açıkçası. Redmond'la uyumum gayet iyi. Zaten yakın arkadaşlarımdan biri. Onun oyuna girmesi şöyle çabuk olduğu için 10 kişiyle bizim avantajımıza döndü gibi. 45 dakikada yapabileceği skorların hepsini yaptı. 3 tane asist yaptı, 1 tane gol kaydetti. Ona da ayrı teşekkür etmek istiyorum buradan. Şöyle ilk penaltı pozisyonunda zaten ben Arda'ya gittim. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla penaltı değildi. Çünkü evet bir temas var. Ama Arda zaten temastan önce kendini bırakıyor gibi gördüm ben. Ama Arda'nın bunu bilinçli yaptığını kesinlikle düşünmüyorum. Arda gerçekten tertemiz bir çocuk. Benim hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu diyebilirim. Milli takımda da idmanlarda izlediğim kadarıyla. İkinci penaltı pozisyonuna zaten itiraz etmeye gerek yok. Penaltı %100 bir doğru karar. O dedi ki abi ayağıma vuruyor dedi. Ben de tam tersini gördüm. Oğlum nasıl vuruyor dedim. O da öyle deyince ben artık bir şey demedim. Ona inandım. Devrede pozisyonu izleyince tam böyle arada kaldım diyebilirim. Hem temas var ama Arda'nın da biraz erken bırakması var. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Tamam, teşekkür ederim.